Zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası, konutlara yönelik teminatlar sağlamaları nedeniyle sıklıkla karıştırılabiliyor. Korunan mal varlığı aynı olmakla birlikte, zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası arasında önemli farklar bulunuyor. Konutlarını çeşitli risklere karşı güvence altına almak isteyenler için her iki sigorta türünün kapsamını iyi bilmeleri önem taşıyor. DASK nedir? Zorunlu deprem sigortası neleri kapsar? Konut sigortası neleri kapsar? Farkları nelerdir gibi sıklıkla merak edilen bu soruların cevaplarını bu videomuzda detaylı şekilde bulabilirsiniz. Açılımı, Doğal Afet Sigortalar Kurumu olan DASK, ciddi hasarlara yol açan 99 depreminden sonra devlet tarafından zorunlu tutularak yürürlüğe konulmuş bir sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortasının genel şartları kanunlarla düzenlenir. Genel şartlarına göre deprem ve deprem nedeniyle ortaya çıkan tsunami, yer kayması ve yangın gibi sebeplerden doğan zararlar teminat kapsamındadır. Örneğin, evinizde depremden kaynaklı bir yıkım, buna bağlı bir yangın veya su baskını gibi durumlar meydana gelirse, bütün bu hasarlar zorunlu deprem sigortası kapsamında karşılanır. Zorunlu deprem sigortası bedeli hesaplanırken meskenin metrekaresi için bir bedel belirlenmektedir. Videoda çektiğimiz an itibariyle resmi gazetede yayınlanan 2023 bedeli betonarme yapılar için metrekaresi 3016 TL, diğer yapı tarzları için 2080 TL'dir. Ayrıca zorunlu deprem sigortasının her yıl değişen üst sınırı 2023 yılı için 640 bin TL'dir. Zorunlu deprem sigortası 1 yıl süreyle yapılmakta ve süre bitiminde tekrar yenilenmelidir. Pek çok kişinin aklına ilk gelen sorulardan biri de zorunlu deprem sigortasını kim öder? Yaptırılan sigorta poliçesi ev sahibi adına düzenlenmektedir ve poliçede ev sahibi sigortalı olarak yer alır. Sigorta masrafı ev sahibine aittir. Ayrıca meskenlerinizi kiraya verebilmeniz, aboneliklerinizi bağlatabilmeniz ve satış işlemi yapabilmeniz için zorunlu deprem sigortası poliçeniz güncel olmalıdır. Konut sigortası ise evi ve içinde bulunan eşyaları, depremin yanı sıra su baskını, hırsızlık ve yangın gibi çeşitli risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak devlet tarafından zorunlu tutulurken, konut sigortası yaptırmak kişilerin isteğine bağlıdır. Konut sigortası poliçelerine talep doğrultusunda çeşitli teminatlar eklenebilir. Yani zorunlu deprem sigortasının kapsamı herkes için aynıyken, konut sigortası kapsamı ve şartları esnetilebilir. Bir deprem sonucunda hasar gören konutun maddi zararı eğer limiti aşıyorsa, limitin üzerindeki rakam DASK tarafından karşılanmaz. Konut sigortası ise eğer deprem teminatını kapsıyorsa, bu limitin üzerindeki gerekli miktarı tamamlayarak konut sahibinin mağduriyetini giderir. Bu anlamda iki farklı sigorta türü olsalar da, konut sigortasının zorunlu deprem sigortasının tamamlayıcı bir işlevi olduğunu da belirtmek mümkündür.